Atatürk Spor Kulübü Derneği Mart 2018 ile Mart 2020 dönemi faaliyet yaptı. Sayın Genel Kurul Üyeleri, öncelikle olağan genel kurulumuza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı yönetim kurulu olarak hepinize teşekkür eder, şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız. Bütün dünyanın geçtiği bu olağanüstü durumdan dolayı geçtiğimiz yıllarda büyük bir coşkuyla yaptığımız genel kurullarımızı maalesef bu sene aynı coşkuyla yapamıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Sizlere geçen olağan genel kuruldan bugüne kadar yaptıklarımızı kısa kısa notlarla anlatmaya çalışacağız. Öncelikle kulübümüzün yıllardır özlemini çektiği bir kazanımı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çok uzun zamandır istediğimiz ve bu konuda girişimlerde bulunduğumuz Osman Gazi Belediye Başkanlığı Hava Ulaştırma Okulu karşısında Cumhuriyet Tesisleri 11 Şubat 2020 tarihinde kulübümüze ihale edilmiştir. İhale süreci boyunca bizim en büyük destekçimiz Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar ve Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Hüseyin Erdoğan'ımız olmuştur. Hakları ödenemez. Kendilerine camiamızın huzurunda çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. İhale süreci ve itiraz süresinin bitiminden sonra tesisimiz 9 Mart 2020 tarihinde noterde yapılan sözleşmeye de teslim alınmıştır. Bu tesis için toplam 16.857 lira 21 kuruş ödeme yapılmıştır. Tesis elden geçirilerek boya badanaları yapılmış, kapı pencereler elden geçirilmiş, kapı kilitleri değiştirilmiş, tamir işleri yapılarak tekrar hizmete sokulmuştur. Burada bir kez daha herkes huzurunda iki kişiye ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Sadece bu tesislerin için değil, söz konusu Altınok Spor olunca emeğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Şahadi Çelici abimize ve mahallemizde hepimizin sevgilisi kardeşimiz Sayın Ömür Tütüncü'ye Altınok Spor camiası olarak teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Bu dönemde Altınok Spor Kulübü olarak daha fazla çocuğumuza ve gencimize spor yaptırmayı hedeflemiş ve her yaş grubunda spor sayımızı artırarak bunda da başarılı olmuşuzdur. Lisanslı sporcu sayımız 300 kişiye ulaşmıştır. Bu sayıyı daha da artırmak, çok daha iyi şartlarda spor yaptırmak, onların topluma yararlı birer birey olarak yetiştirmek hedeflerimizin başına gelmektedir. Her yaş grubundan sporcu sayımızın artması nedeniyle Altınok Spor Kulübümüz Bursa'da futbol branşında 9 ayrı yaş grubunda müsabakalara katılmaktadır. Altınok A takımımız geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi son hafta maçlarından kaçırmıştır. Alt yaş gruplarında takımlarımız inişli çıkışlı grafikler çizmişlerdir. Altyapı takımlarımızda birbirinden yetenekli, pırıl pırıl birçok evladımız giydikleri formanın kıymetini bilerek spor ahlakından ayrılmadan en güzel şekilde Altınok Spor'u temsil etmişlerdir. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmışlardır. Sevgili Altınoklular, diğer aktif branşımız olan kickboks branşında yaklaşık 70 sporcu faaliyet göstermektedir. Basketbolda uzun yıllardan sonra 3 sezondur büyük ve küçük yaş gruplarında liglere katılmaktayız. Bu takımlarımızı liglere hazırlayan, bu branşta A'dan Z'ye ilgilenen yönetici arkadaşımız Sayın Barış Gündoğan'a ve Sayın Harun Kavuşturan'a teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Sevgili Altınoklular, kulübümüz futbol takımının bir sezonda oynadığı maç sayısı 140 ile 150 arasında. Geçen genel kurulda bu genel kuruluna kadar Altınok Spor futbol takımlarımız yaklaşık 300 maç yapmıştır. Bu sadece futbol branşında bir de üzerine basketbol takımlarımız yaptığı maçları eklersek sayının nerelere ulaştığını siz tahmin edin. Bu maçların yaklaşık 40'a yakını ilçelerde oynanan deplasman maçlarıdır. Bir deplasman masrafı yaklaşık olarak 600 ile 700 lira arasındadır. Sporcularımıza yıllardır olduğu gibi bu dönemde de deplasmanlardan dönerken maç sonucu ne olursa olsun, hangi yaş grubunun takımı olursa olsun o ilçede bulunan lokantalarda yemek verilmeye devam edilmiştir. Sadece deplasman dönüşleri değil, tüm yaş gruplarını değişik zamanlarda ve değişik vesilelerle birçok kez kahvaltı ve yemek verilmiştir. Sevgili Altınoklular, geçen genel kurulda bugüne kadar kulübümüzün Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ödediği lisans vize, tescil ve aktarma ücreti 16.866 liradır. Geçen genel kurulda bugüne kadar geçen iki sezonun sporcularımıza ve antrenörlerimize gıda, eğitim ve ulaşım olarak ödenen miktar 93.730 liradır. Sevgili Altınoklar, sizlere rakamlarla giderlerimizin bazılarını bir şekilde izah etmeye çalıştık. Kulübümüzün mevcut gelirleri bu giderleri karşılamamaktadır.
yeni gelir kaynakları bulmak, değişik etkinlikler ve bağışlarla ve sponsor anlaşmalarıyla bu gelirlerimizi artırmak zorundayız. Tek amacı daha çok gence, daha iyi koşullarda spor yaptırmak olan ortak sevdamız Altınok Spor için herkesin yapabileceği ama az ama çok mutlaka bir şeyler vardır. Sadece iyi yapıyorsunuz, iyi götürüyorsunuz demek maalesef etmiyor. Herkes taşın altına elini koymak zorunda. Ortalığın bu kadar kötü olduğu ve uyuşturucu kullanımının ilkokullara kadar indiği dönemde herkes bu kulübe ve geleceğimiz olan çocuklara sahip çıkmak zorundadır. Bunu asla unutmamalıyız. Sevgili Altınoklu, geçen genel kurulda lokalimizle ilgili sıkıntılı durum konusunda sizlere bilgi vermiştik. Kısaca tekrar hatırlatmak istersek, lokalin kaçak inşaatından dolayı kulüp başkanlığına devam eden mahkeme süreci çıkan imar affından faydalanmamız sebebiyle düşmüştür. İmar affı için 5.300 lira ödenmiştir. Aynı zamanda Osman Gazi Belediye Başkanlığı'nca kulübümüze kesilen 6.600 lira cezada imar affı nedeniyle kaldırılmıştır. Sadece kaçak inşaat ile ilgili Sosyal Güvenlik Müdürlüğü'nde bir dosyamız bulunmaktadır. Sevgili Altınoklu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk defa bu dönemde malzeme yardım yerine 7.500 lira nakdi yardım yapmıştır. Bunun yanında Osman Gazi Belediye Başkanlığı da spor kulüplerine yardım çerçevesinde diğer kulüplerle birlikte kulübümüze bu dönemde eşofman, top, forma ve değişik ekipman malzemesi yardımlarında bulunmuşlardır. 2018 Ocak ayından bu yana merkez ilçeler hariç olmak üzere bütün deplasmanlara Osman Gazi Belediyesi Başkanlığı'nın tahsis ettiği otobüslerle gitmekteyiz. Bu bizim için ve bütün diğer kulüplerimiz için büyük bir nimettir. Bugüne kadar bu hizmet hiç aksamadan yerine getirilmiştir. Yapılan bu hizmet için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş ile Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a teşekkür ederiz. Yine bu dönemde Gençlik Spor Müdürlüğü kulübümüze 2019 yılında 6.000 lira, 2021 yılında 5.000 lira olmak üzere toplam 11.000 lira nakdi yardım yapmıştır. Sevgili Altınoklu, geçen genel kurulumuzda işletmekte olduğumuz otopark alanı içinde 52 metrekarelik bir kısmın yıllar sonra hazineye ait olduğu tespit edildiğini ve Mayıs 2014-Haziran 2016 tarihleri arasında 24 aylık dönem için Milli Evlat Müdürlüğü'nce 27.633 lira 80 kuruş erciyesin bedeli istendiğini ve söz konusu erciyesin için 3 idari mahkemesinde dava açtığımız konusunda sizleri bilgilendirmiştik. Bu dönemde ise Bursa 3 İdare Mahkemesi konuyla ilgili kararını vererek Milli Emlak Müdürlüğü'nce tahakkuk ettirilen erciyesin bedelini yüksek bularak bilirkişinin belirlediği 3.554 lira 70 kuruş olması gerektiğine karar vermiştir. Bu karar Bursa Valiliği'nce bir üst mahkemeye taşınmıştır. Ancak İstanbul'daki İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onamıştır. Sevgili Altınoklu, ne zaman ki biz kulüp olarak bu işletmelere sahip olduk, az olsa kendimize geldik. Kulübü buradan elde ettiğimiz gelirlerle bu noktalara taşıdık. Sporcu sayısını artırarak daha fazla gence spor yaptırmaya, daha iyi hizmetler vermeye başladık. Bu sebeple kulübümüzün bu iktisadi işletmelerine hep beraber sahip çıkmak ve korumak zorundayız. Bizlere bugüne kadar olduğu gibi her zaman yanımızda olan, maddi manevi desteğini esirgemeyen İstiklal Mahallesi Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği'nce bu dönemde kulübümüze 4.000 lira nakit yardım yapılmıştır. Sevgili Altınoklu, camialar geçmişine sahip çıkarak geçmişlerini unutmadan omuz omuza hep birlikte yol alarak hizmetlerine devam etmelidirler. Bu kulüp Bursa'mızın markası olmuş, yarım asrı devren yaşıyla en eski ve en büyük kulüplerinden biridir. Kimse Altınok Spor'u bazen yapmaya çalıştığı gibi yok sayamaz. Altınok Spor Kulübü'nü sadece İstiklal Mahallesi sınırlarına sıkıştırmaya çalışanların bunu böyle bilmesini istiyoruz. Sevgili Altınoklu, bu güzide kulübü kuranlara, çok zor şartlarda canla başla özveriyle bugüne kadar getirenlere, bu kulüpte kurulduğu günden bugüne kadar görev yapan bütün yöneticilerimize, sporcularımıza ve tüm üyelerimize ve en ufak katkısı olan herkese sonsuz şükranlarımı sunarız. Vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara sağlıklı uzun ömürler dileriz. Yeni seçilecek yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Saygılarımızla.